Merhaba arkadaşlar. Sizlere sandığımdan çıkarttığım birkaç parçayı göstermek istiyorum. Ya aslında çok fazla parça var, ama sadece özel bir iki parçayı göstermek istiyorum. Çünkü kocaman sandık ağzına kadar dolu. Birçoğunu kullanıyorum, ya severek de kullanıyorum. Ama kullanmadığım parçalar da var. Onları sizlerle, sizlere göstermek istediğim Birkaç parçayı da kendim yaptım. Kendi yaptıklarımı da göstereceğim. Önce annemin ellerine sağlık. Şimdi şimdi dantel kullanmıyoruz. Daha çok şu tarz hazırlar var. Yani ben bu hazırları kullanıyorum. Ütü gerektirmediği için. Bunlar dantel oldukları için ütü gerektiriyor. Anneciğimin yaptığı şu tepsi içleri var arkadaşlar. Önce şöyle göstereyim size. Şöyle. Bunları böyle tepsinin içerisinde için yaptı. Bunlar her boy. Sadece ben size örnek olsun diye birer tane göstermek istedim. Şunun içerisinde plastikleri vardı sanırım. Böyle halka gibi bir şeydi öyle hatırlıyorum. Şöyle var yeni tepsi içi. Şöyle boy boy bu. 3 boy. Şöyle var. Bunu hem iki rengini yapmış. Ben bunu çok kullandım. Şu ikisini ütüleyip kaldırdım. Ve sürekli ütü gerektirdiği için mesela kahve ikram ederken misafire tepsinin içerisinde koyuyor annem. Yani o o diye öyle o şekilde yaptı. Mutlaka sizin anneleriniz de yapmıştır. Şöyle hatta yerdeki parçaları da size göstereyim. Hepsi 12 tane. Çoğu 18 parça. Şöyle göstereyim. Mesela şu yatak odası takımı olarak arkadaşlar sık iğne Yaptı annem, sağ olsun. Ama kullanamıyorum. Ben de kızlarımı şimdilik kaldırdım. İnşallah, yani ben kullanmıyorum. Belki onlar da kullanmaz ama hatırası yeter. Bu 18 parça olması lazım yatak odası için. Şöyle yuvarlak var, göstereyim. Ee, şöyle bir takım var. Bunlar hep takım arkadaşlar. Sadece size birer tane göstermek istiyorum. Şu benim yaptığım ilk el işi arkadaşlar sık iğne şu şekilde tek tek motife motif motif yapmıştım daha ben bunu yaptığımda 13 yaşlarındaydım hani ilk elim aldığım iş bu ama kullanmıyorum o zamanlar böyle dantelsiz çeyiz çıkmazdı benim zamanımda şöyle bir model var diğer dediğim gibi plastik yuvarlak boncuğum bu fiskos takımı şöyle göstereyim fiskos takımı çok var yani bir 5 tane 6 tane var sanırım. Şu da fiskos arkadaşlar. Şimdi fiskos masalarımız yok. Daha çok küçük kare sehpalar olduğu için kullanılmıyor. Şöyle göstereyim. Anneciğimin ellerine sağlık. Keşke kullanabilsem. Aslında e, kullanmak isteyen çok vardır ama belki ilerleyen zamanlarda, belki ilerleyen yaşlarında kullanmak isteyeceğim. Kıyamıyor da insan. Tertemiz duruyor. Sandıktaydı. Ben bunların naftalinle korudum arkadaşlar. Böyle küçük poşetlerin içerisinde hani kıyafet alırken naftalinler var ya o tarz şeyler koymuştum içerisine. Onlardan dolayı sararmamış. Yani yepyeni sanki yeni işlemişim gibi duruyorlar. Yani şunlar hep takım tek tek. Bu krem. Arkadaş bu sararmamış. Rengi krem. Hep beyaz yapmış. Bu da krem takım. Çünkü hepsi krem. Yani baktım. Bu modelin hepsi krem. Bir de şu takım var. Evet arkadaşlar bunları aşağı indirin. Tabi buradakiler de var. Şöyle tek tek göstermeye kalsam hepsi takım. Hepsi 12'şer tane. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şunlar da şal. Bu bu 3 şalı ben yaptım. Şöyle göstereyim size. Aslında griyi göstereyim daha çok belirgin olur. Şöyle. Bu kelebek ipi arkadaşlar. Bunlar da sakallı ip dedikleri şey. Şu şekilde. Modeli. Tam belirgin durmuyorum. Üste çok şık duruyor. Ben bunu zamanında çok işleyip sattım. Şurası şu tarafı böyle iki kat. Şöyle ayrık. Bunu bu şekilde şu uç kısmını şunun içerisinden geçiriyorsunuz. Ön tarafta kitleniyor. İnşallah kızımın üstünde giyer fotoğrafını çeker video ile birleştirebilirsem size göstermek isterim. Bunu inanır mısınız her rengini yaptım ve sattım. Yani nasıl diyeyim size evde oturuyordum. Hamile olduğum için çalışamadığım için evde el işi yapıp internet üzerinden çok satış yaptım. Ee, günlere gittim günlerde gezerek satışlar yaptım. O zamanlar tanesini 50-60 liraya satıyordum ya yani bundan 6-7 yıl öncesine kadar. Sadece şu anda elimde kalan 3 tane. Ben de 3 tanesini bilerek bıraktım ki kızıma, kızlarıma kalsın dedim. En azından hatıra. Yine işlemek istesem işlerim. Yani sayılarını tam hatırlamasam da çıkartabilirim sanırım. Şöyle göstereyim. Bu da sandığımda geldi arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu düğünümde üstüme üşüdüğüm zaman almıştım. Krem. İncecik şu şekilde modeli. Şöyle göstereyim. Çok hafif, yumuşacık yere şallar bu şekilde. Aslında daha çok şallarım var. Ama sadece bir kısmını göstereyim dedim. Daha sonraki bir videomda yine başka bir kısmını daha göstereceğim. Patikler arkadaşlar, patiklerim çok. Sadece şu boncuklu olanları size göstermek istiyorum. Şöyle boncuklu. Ayakta kesinlikle çok şık duruyor. Bunlar en son yaptırdıklarım. Yani bir çoğunu yaptırdım bu patiklerden. Çünkü patik işleyemiyorum. Şal işliyorum, her şey yapıyorum ama patik yapamıyorum maalesef. Yani bana çok zor geliyor. Bunlardan hep çift çift arkadaşlar. İki tane kızım olduğu için hepsini çift çift yaptım. Yaptırdım daha doğrusu. Şu da bunun aynısı siyahını kendime de yaptırdım. Şu şekilde Ayak, ayakkabı gibi duruyor. Ev gezmelerinde çok iyi olur. Bu da hediye gelmişti. Böyle sakallı iplerden. Bunlar hep çifter çifter. Evet arkadaşlar. Bunlar da yazmalarım. Bunlar en son yaptırdığım yazmalar. Bir iki tanesi de hediye geldi. Şu üstteki hediye şu şekilde boncuklu. Bunu eşimin halası yaptı. Hediye. Çoğu çift çift arkadaşlar. Tek tek değil. Sadece ben eledim. Size gösterebilmek için. Şöyle var. Böyle iğne oyalarını çok seviyorum şekilde bu da iğne oyası. Bu da. Şöyle bir model var. Hediye geldi bu. Bu da iğne oyası arkadaşlar. Bu çeyizimden. Hiç kıyıp kullanamadım. Bundan bu modelin farklı renklerinde neredeyse bir 10 tane var annem. Ya kendi yapmıştı tam hatırlamıyorum ya da yaptırmıştı. Sağ olsun. Şöyle var kelebek modeli. Bu hala moda. Şöyle göstereyim. Hala yapılıyor. Bunu arkadaşlar anneannem yaptırmıştı hem kendisine hem benim çeyizime koymuştum. Yani düşünün ben 10 yıllık evliyim. Yani 11. yılıma gireceğim inşallah. 2 yılda nişanlı kalmıştım. Ya yani çeyizimi o zamandan düşünün. Bu da boncuklu. Bir ara boncuklar böyle çok yapılıyordum. Ben de böyle bu şekilde bu rengini su yeşili tonunda, yeşil, böyle koyu yeşil hatta su yeşil demeyeyim. Bir de lacivert tonunda ikişer tane yaptırdım. Bir de bunun kırmızısı vardı ama kırmızısını Sandığı açtığımda tam göremedim. O yüzden size de nasıl olsa bunları şey yaptım. Çünkü sandığım ağzına kadar dolu. Şöyle göstereyim yazmalarımı. Arkada da arkadaşlar liflerim var. Çoğu çeyizimde geldi. Mutlaka herkesin çeyizinde vardır bu tarz lifler. Bu kızıma doğum yaptığımda hediye geldi. Şu kasnak arkadaşlar. Kasnaktan ben yapmadım ama hediye geldi bu. Şu şekilde. Şöyle lifleri size böyle tek tek üstten göstereyim. Şu da kasnak. Bu da kızıma hediye geldi. Şöyle kızıma doğum yaptığımda sağ olsun akrabamız kızımına da Ayşenur. ilk kızım. Şöyle Ayşenur yazdı. Bizi çok mutlu etti sağ olsun. Şöyle yeşil tonu var. Bunlar bir çoğu çeyizimden arkadaşlar. Bir kısmını kendim yaptım. Şimdi hangilerini kendim yaptım hatırlamıyorum. Çünkü ben canım sıkıldıkça iş işleyen biriyim. Şöyle sadece size geçmek istiyorum. Şu şekilde. Evet. şu da anneciğim yaptı. Kendi annem. Arkadaşlar ben bunun battaniyesini yaptım. Tabii benim elim biraz daha sık. Aslında battaniyeyi de çıkartacaktım da onu ayrıyetten size detaylı çekmek istiyorum. Fikir olsun ve yapın. Çok sık iğne olarak ben yaptım yani sık işledim. Ve lif ipinden yaptım. Bunun kocaman bir battaniyesini düşünün. Model aynı ama biraz daha ben böyle elim sık olduğu için daha bir topak topak oldu. Daha bir tok durdu. Hiçbir şekilde bunun altına mesela hiç başka bir şey geçirmenize gerek yok. Gayet de sıcak tutar. Ve ben battaniyesini yapıp 100 liradan inanılmaz derecede sattım ve çok talep aldım arkadaşlar. Hediye götürmek açısından da çok iyi oldu. Onu size ayrıyetten bunun battaniyesini göstereceğim. Son olarak da arkadaşlar işlediğim yeleği size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Ben şimdilik bunu böyle uyduruk dışarı çıkamadığım için evde bir boncuk vardı. O yüzden uyduruk taktım. Bu kısmı daha farklı yapacağım. Onu oraya bakmadan şöyle modelini size göstereyim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bu bana geri oluyor. Bunu ben kendime göre yaptım ama daha giymedim. O yüzden şimdi duruyor. Sandığımı kenarına koydum. İleride belki kızlarım isterse kendileri kullanır. O yüzden böyle arkadaşlar. Size şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle. Sandığımın bir kısmı bu arkadaşlar. Size daha sonra bir kısmını daha göstermek istiyorum. Sadece video çok uzun olmasın diye bu kadar çekmek istedim. Daha sonra isterseniz dediğim gibi bu battaniyeyi çekip kesinlikle atacağım. Emin olun. Hem size fikir olacaktır. Hem de çok rahatlıkla bebeğinize, yani kendi işlediğiniz eleme olur ve çok kolay. Size göstereceğim onu. Şimdilik görüşmek üzere. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı da unutmayın lütfen.